ki Muratcığım, yıllık gıda enflasyonu %102 olarak hesaplandı. Buyurunuz. Hissedilen nedir sokakta? TÜİK rakamı bizde değil bu, onu baştan söyleyelim. Peki. Kamu işin yaptığı bir araştırma, halkın enflasyonu diye. Tamam. Ama meyvesinden sebzesine, etine sütüne öyle bir artış söz konusu ki. Hani acaba TÜİK rakamı, bu rakamlar falan filan, bir görelim ya. Peki. Bir konuşalım neymiş. Her şey çok pahalı ve günlük değişiyor her şey. Hangisinin ucuz, hangisinin pahalı olduğunu anlayamıyorum artık. Ciddi anlamda fiyatların yükseldiği bir aşikar yani. Gıdada yıllık enflasyon 3 haneli rakamlara çıktı. Gıda fiyatlarındaki artış bir yılda %102'yi buldu. Az hesaplamışlar. %102'den fazladır ya. Özellikle gıdada fazladır yani. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun halkın enflasyonu raporu ortaya koydu o rakamları ve gıda enflasyonu Ağustos'ta %8,9 olarak açıklanırken 1 Ocak'tan bu yana hesaplanan oran %63,3. Fiyatlar bence normal. Çok yüksek değil. Yaz sezonuna göre normal bence. Daha fazla bence. En pahalı hangisi gözünüze çarptı? Meyve kesinlikle çok pahalı. Bir yıl önceye göre %239'luk artışla sebze fiyatları rekor kırarken bu senenin 8 ayının enflasyon şampiyonu %109'luk artışla meyve fiyatları oldu. En çok sizce neyin fiyatı artmış? Şu anda domatesin fiyatının çok düşük olması gerekiyor. Ama domatesi 15'ten aşağıya bulamıyorsunuz. Sebze aldık, domates falan. Kaç para ödediniz? 250. Geçen sene olsaydı kaç para öderdiniz? Taş patlasa 100 olurdu. Et ve balıktaki yıllık artış %115. Ekmek, un, bulgur, makarna grubunda yıllık artış %70. Süt, süt ürünleri ve yumurtada %58. Bakliyattaki yıllık artış da %37 olarak ölçüldü. Fiyatlar çok pahalı. Bir şey alamıyoruz. Uçtu. O araştırmada 64 gıda maddesindeki fiyat değişimleri ele alındı. Ağustos'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok yükselen ürünse %14,9'luk artışla yağ oldu. Gıda fiyatları Ağustos ayında %8,9, Ocak'tan bu yana ise %63,3 oranında arttı. Valla daha da fazla olabilir ki. Baksana ama şeyde mesela ne diyor? 239'luk yüzde. Evet. 239 oranında bir artış var sebzelerde. Meyvede de %109. Vay be, hani 239 dedin ne demek ya, bir hayli fazla. Söylerken et balıkta %115. Biz mesela ne zaman tatile girdik? 23 Haziran'da değil mi? Ben 15'inde Haziran'da falan hatırlıyorum. Evet. Süt alıyordum ben. Aynı marketin aynı reyonundan. Evet. 21 liraydı. Dün gittim 39 liraya çıkmış. Evet. Hadi bak. Aynı şeyi düşündüm söylerken. Acaba dedim şu anda beni hissettiren, en fazla gıdayı alırken hissettiren artış neydi? Ben yumurtada çok fazla hissediyorum. Çok evet. Hani tükettiğimiz temel gıdalarımız evde. Ve sütte kesinlikle çok fazla evet hissediyorum. Bir de mesela şimdi domates mevsimi biliyorsun, özellikle yazlık domateslerden konserve yapıp kışın güzel güzel kullanma halidir ya. Domateste ciddi bir artış görüyorum. Gerçekten neredeyse ev hanımları bilirler. Salça yapmak için o domatesleri bulmakta da güçlük çekiyoruz. Ha, bir de o var. Bir de erzakları böyle kalıcı olacak. Mesela atıyorum ne bakliyatlar falan filan şimdiden almakta büyük fayda var yani. O da stokçuluk falan denmez tabii, yani. Bakliyat tabii biraz daha en azından daha, evet, çünkü depolanabilir. Şimdi faizlerde Merkez Bankası biraz daha beklentinin üzerinde arttırdı. Dövizde altında biraz bir oynaklık oldu ama yine aşağı yukarı aynı seyrine geldi. Hep beraber göreceğiz. Allah bu günlerimizi aratmasın diyelim. Ama şimdi motorine de 3 ayda %110 evet oranında bir zam gelmiş. Motorine gelen zam ne demek? İğneden ipliğe gelen zam demek. Kesinlikle. Dolayısıyla da hakkımızda hayırlısı. Vergi artışları da oldu tabii bu arada. Oldu. Ama biz tabii özellikle sevgili emeklimizin, memurumuzun, işçimizin, dul ve yetimimizin maaşlarına da bu oranlarda yine zam bekliyoruz. Bekliyoruz. Hep beraber göreceğiz. Kesinlikle. Ama asgari ücret oraya geliyor. Ondan sonra market dönüyor fiyatları ya da çarşı pazar artıyor. O oluyor vesaire. Bir en önemli hadise enflasyonla mücadele. Hep beraberce. Hadi bakalım.